Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî azzel İslâme vel müslimîn ve ezelle şirke vel müşrikîn. Ve salatu ve selamu alâ rasûlinellezî ursile bidînil hakki li yuzhirehu alâ'd-dîni kulli. Ve lev kerihel kâfirûn ve lev kerihel müşrikûn ve lev kerihel demokratiyûne vel ilmaniyûn. Amma ba'd. Fe inne esdaqel hadîsi kitâbullah ve khayral hedî hedî Muhammedin ve şerrel umûri muhdesâtuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin fî'n-nâr. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم امين. Uluhiyet tevhidini anlattık. Rububiyet tevhidini anlattık. Özet olarak tabii daha önce de söylediğimiz gibi dersimiz çok tafsilatlı bir ders değil. Sadece özet olarak Ehl-i Sünnet'in itikadını tanımaya yönelik bir ders. En azından başlangıç olaraktan veya Selef-i Salih'in itikadını tanımaya yönelik bir ders. Bugünkü dersimizde inşallah isim ve sıfat tevhidini anlatacağız. Yani rububiyet tevhidini öğrendik, uluhiyet tevhidini öğrendik. Tevhidin üçüncü cüz'ü olan, tevhidin değişmez parçası olan uluhiyet, esma ve sıfat, isim ve sıfat tevhidini bugün anlatacağız. İsim ve sıfat tevhidi ne demektir? İsim ve sıfat tevhidi bir kişinin Allah Azze ve Celle'yi kendi isim ve sıfatlarında birlemesi demektir. Bir kişinin Allah Azze ve Celle'yi kendi isim ve sıfatlarında birlemesi demektir. Kur'an veya sünnette Allah veya Resulü eğer bir noktada Allah'a bir isim nispet ediyorlarsa veya Allah Azze ve Celle'ye bir sıfat nispet ediyorlarsa Müslümanın üzerine düşen bu sıfatı tasdik etmek bir, iki, bu sıfatta Allah Azze ve Celle'yi ne yapmasıdır? Bu sıfatta Allah Azze ve Celle'yi veya isimde Allah Azze ve Celle'yi birlemesidir. Eğer bu gerçekleşirse, bu yerine gelirse buna ne diyoruz? Bu yerine gelirse buna isim ve sıfat tevhidi diyoruz. Nasıl rububiyet tevhidi kişinin rububiyet esaslarında Allah'ı birlemesi, uluhiyet tevhidi kişinin ibadette Allah'ı birlemesi, esma ve sıfat tevhidi de nedir? Kişinin Allah'ın isim ve sıfatlarında, özelliklerinde Allah Azze ve Celle'yi ne yapmasıdır? Kişinin Allah Azze ve Celle'yi birlemesi demektir. Diğer iki tevhidin aslında esası olan, diğer iki tevhidin tamamlayıcısı olan, yani rububiyet ve uluhiyetin tamamlayıcısı olan nedir? Esma ve sıfattır. Niye esma ve sıfattır? Şimdi bizim yaratılış gayemiz Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmektir. İbadetlerimizde Allah Azze ve Celle'yi birlemektir. Bu da kişinin Allah'a kulluğu, onun emir ve yasaklarını pratik olarak yerine getirmesi demektir. Emirlerini yerine getirecek, yasaklarından da kaçacak. Şimdi bir insanın, bir varlığın emirlerini yerine getirebilmesi için önce o varlığı çok iyi tanıması lazım. Aynı şekil bir varlığın yasaklarından uzak durabilmesi için o varlığı ne yapması lazım? O varlığı çok iyi tanıması lazım, tazim etmesi lazım. Aynı şekil Allah mesela uluhiyette bizden dua etmemizi istiyor sadece kendine. Kişinin bir olan Allah'a ibadet edebilmesi için Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını ne yapması lazım? İsim ve sıfatlarını tanıması lazım. وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْاَعْلَى En güzel, en yüce örnek Allah'adır. Şimdi şöyle bir iş düşünün. Yani siz biriyle tanıştığınızı düşünün. Bu tanışma esnasında, kişiyle olan tanışıklığınız esnasında buna olan sevginiz veya buna olan kininiz neye bağlıdır? Bunun sıfatlarına ve isimlerine bağlıdır. Mesela cömert olan bir insan sevilir. Ona karşı yakınlık duyulur. Öyle değil mi? Cimri olan bir insan sevilmez. Ona karşı bir uzaklık hissedilir. Veyahut da diyelim sıcakkanlı olan, veyahut da diyelim işte sürekli elini açan, sürekli insana yardımcı olmaya çalışan bir insan sürekli sevilir. Ve insan buna yakınlık duyma gereği duyar. Fıtrat olarak. Aynı şekil bu Allah için de geçerlidir. Yani tabi Allah Azze ve Celle her şeyin en yücesi layıktır. Diyelim ki bir insan Allah Azze ve Celle'nin cömert olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin sürekli verdiğini, Allah Azze ve Celle'nin hiç kimseyi aç bırakmadığını, Allah Azze ve Celle'nin yerin göğün hakimi olduğunu bilmesi insanın kalbinde Allah'a karşı ne yapacaktır? Bir tazim oluşturacaktır. Ve bu da insanı kulluğa itecektir. Yani emirleri yerine getirme ve yasaklardan kaçınma noktasında ve bunları sadece ve sadece Allah için yapma noktasında kişi ne yapacaktır? Kişiyi buna itecektir. İsim ve sıfat tevhidinin en büyük önemi budur. Yani kişinin Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfat noktasında tanıması, kişinin Allah'a yakınlık duyması, kişinin Allah'a yakınlık duyması, ona veya onu sevmesi, ondan korkması,
Bunlar hepsi Allah'ın isim ve sıfatlarıyla gerçekleşen şeylerdir. Öyle değil mi? Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor sadece benden korkun. Kur'an-ı Kerim'de diyor sadece bana tevekkül edin. Kur'an-ı Kerim'de mesela diyor işte kişilerin kınamasından korkmayın. Ve benzeri ayetler biraz düşündüğünüz zaman bunlar nasıl gerçekleşecek? Yani bir insan nasıl sadece Allah'a tevekkül edecek? Allah Azze ve Celle'yi tanıyarak bir insanın Allah'a tevekkül etmesi nedir? Ancak bir insanın Allah Azze ve Celle'yi tanıyaraktan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmesi mümkündür. Ancak bir insan Allah'ın azametini kalbinde hissedebilmesi için, ondan korkabilmesi için Allah... Tamam, ilerlesinler. Allah Azze ve Celle'den korkabilmesi için bir kişinin hakkıyla Allah Azze ve Celle'yi ne yapması lazımdır? İsim ve sıfatlarında Allah Azze ve Celle'yi birlemesi lazımdır. Şimdi mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde hani genelde bugün insanların arasında özellikle isim ve sıfat tevhidine yönelik isim ve sıfat tevhidinin gündeme gelmemesi, isim ve sıfat tevhidinin insanlarda ihtilafa sebebiyet verdiği, isim ve sıfat tevhidinin çok da önemli olmadığına dair bir takım sözler var. Yani işte tamam biz böyle biliriz ama kalsın gibi. İsim ve sıfat tevhidi bu kadar basit değildir. Anlattığımız gibi zaten dinin hiçbir şeyi basit değildir. Allah Azze ve Celle Ehl-i Sünnet'in metodunu anlatırken demiştik. Allah Azze ve Celle bizden dine bir bütün halinde girmemizi istiyor. Ya eyyühellezine amenu dhulu fissilmi kâffeten. Ey iman edenler, İslam'a bir bütün olarak giriniz. Bir bütün olarak İslam'ı alınız diyor. Yani ben işte efendim şu kısmını alırım, bu kısmını almam. İslam'da ne yoktur? İslam'da böyle bir mantık, böyle bir zihniyet yoktur. Din dindir, din bir bütündür. Müslüman dini, Allah'a teslimiyetini bir bütün halinde gerçekleştirmek zorundadır. Fakat maalesef dediğimiz gibi isim ve sıfat tevhidi biraz da yanlış anlaşıldığından dolayı, yani mesela bazılarının kafasında isim ve sıfat tevhidi deyince hemen istiva geliyor adamın aklına. Veya isim ve sıfat tevhidi gelin deyince hemen adamın eline el sıfatı geliyor ve daha dinlemeden, anlamadan adam itiraz ediyor. Ya bunları gündeme getirmemek lazım diyor. Bunları da gündeme getirmek lazım. Bunlar da itikadın bir parçasıdır. Bunlar da gündeme gelmelidir ama isim ve sıfat tevhidi bu değildir. Bunlar sadece isim ve sıfat tevhidinin birer cüz'üdür, birer parçasıdır. İsim ve sıfat tevhidi bir bütündür. Kişinin Rabbini tanımasıdır. Kişinin Rabbine yaklaşmasıdır. Bundan dolayı isim ve sıfat tevhidi nedir? İsim ve sıfat tevhidi önemlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ümmetin karisi demiş olduğu, en güzel Kur'an okuyanı dediği Ubey İbni Ka'ba diyor ki, ey Ubey, senin yanında Allah'ın kitabındaki en büyük ayet hangisidir? Senin yanında Allah'ın kitabındaki en büyük ayet hangisidir? Ubey başta diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam tekrar soruyor. Ey Ubey, senin yanında hani sen bir karisin, Kur'an'ı sürekli okuyansın. En büyük ayet hangisidir? O da diyor ki Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah haydır, diridir ve kayyumdur diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam elini Ubey'in göğsüne vuruyor. Diyor ki liyehniyekel ilmu ya ebel munzir. Senin ilmin sana mübarek olsun. Senin ilmin sana kutlu olsun. Ey Ebel Muzir diyor. Ayet-el Kürsi'nin ilk ayetine bakın. Tamamen isim ve sıfattan bahsediyor. Ayet-el Kürsi'nin ilk ayeti tamamen Allah'ın ilah olduğundan, Allah olduğundan, hay olduğundan, kayyum olduğundan bahsediyor. Ve Peygamberimiz buna en büyük ayet diyor. Yani bu ayete en büyük ayet diyor. Bu da İslam'daki isim ve sıfat tevhidinin, Allah'ı isimleriyle tanımanın ve bunu Peygamberimiz ilim olarak addediyor. Yani adamın göğsüne vurup İlmin sana kutlu olsun diyor. Bunun ilim olduğu ve bunun İslam'da çok önemli olduğunu ne yapıyoruz? Bunun İslam'da çok önemli olmuş olduğunu anlıyoruz. Aynı şekilde sahabenin biri sürekli seferlerde Hazreti Ayşe diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabenin birini sefere gönderiyor bir seriyenin başında. Her namazdan sonra en son olarak İhlas suresini okuyor. Yani diyelim namazı kıldırırken suresini okuyor peşine İhlas suresini okuyor. Tabi sahabe gelip bunu Peygamber aleyhissalatü vesselama zikrediyor. Ya Resulallah diyorlar bu adam sürekli işte İhlas suresiyle namazı bitiriyor. Peygamberimiz diyor bir sorun. Yani bunu yapmasındaki sebep nedir? Adam diyor ki Allah'ın sıfatları olduğundan dolayı Allah'ın sıfatlarıyla bitirmek benim hoşuma gidiyor. Yani seviyorum. Böyle yapmayı seviyorum. Peygamberimiz diyor اَخْبِرُوهُ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ. O zaman siz de ona haber verin. Allah Azze ve Celle de onu ne yapıyor? Allah Azze ve Celle de onu seviyor diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani isim ve sıfata önem vermek, isim ve sıfatı severek hareket etmek Allah Azze ve Celle'nin neyini? Allah Azze ve Celle'nin sevgisini celbediyor. Yani sahabenin bu ayeti okumasındaki gaye zaten kendisi de belirtiyor. İsim ve sıfatına olan neydir? İsim ve sıfata olan sevgisidir.
Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا Allah'ın 99 tane ismi vardır. مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ Kim bu isimleri hefzederse, kim bu isimlerin manalarını yerine getirirse, kim bu isimleri hayatında müşahede ederse, kim bu isimlerin inceliklerini kalbinin derinliklerinde hissederse, işte o insan ne yapacaktır? O insan cennete girecektir. مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ Yani 99 tane isim düşünün. Tabii bu 90 Allah'ın isimleri sadece 99 tane ile sınırlı değildir. Onu da anlatacağım. 99 tane isim düşünün. Peygamberimiz diyor kim bunları ihsa ederse o kişi cennete girecektir. Tabii buradaki ihsa nedir? Kişiyi cennete götürecek olan ihsa insanın isim ve sıfatları yani 99 taneyi ezberlemesi, bu 99 tanenin gereklerini yerine getirmesi, bunun inceliklerini kalbinin derinliklerinde hissetmesi ve fiillerini bu isimlerin doğrultusunda düzenlemesi kişinin neyidir? Kişinin Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını ezberlemesidir. Yoksa bazılarının yaptığı gibi her namazın peşinde ya Allahu ya Rahman ya Rahimu ya Allah demek kişiyi ne yapmaz? Kişiyi cennete götürmek. Hele bir de şirk halinde bu yapılıyorsa bunun insana neyi yoktur? Bunun insana hiçbir faydası yoktur. Allah birlendikten sonra kişi eğer isim ve sıfatı bu şekilde ezberler ve bunun gereklerini de yerine getirirse Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun cennet ehli olduğunu bize haber veriyor. Aynı şekilde bakın Yahudi ve Müslümanlar arasındaki fark isim ve sıfattadır. Yani Yahudi ve Hristiyanların Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarıyla tanımamaları, İslam ümmetinin Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarıyla tanıması iki topluluk arasındaki nedir? Farktır. Şimdi bir bizdeki itikada bakın, bir onlardaki itikada bakın. Biz diyoruz ki Allah nedir? Allah çok zengindir. Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. فَهُوَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ Bütün alemler ona muhtaçtır. O hiç kimseye muhtaç değildir. Öyle değil mi? قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدْ Her şeyin kendisine ihtiyaç duyduğu, her şeyin kendisine yöneldiği fakat kendisinin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir Allah'a inanıyoruz. Bir de ehli kitabın Allah inancına bakın. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا Allah fakirdir. Biz ise zenginiz diyenlerin sesini duymuştur. Allah, biz zenginiz, Allah ise fakirdir diyenlerin sesini duymuştur. Şimdi bu şirke bakın, şirkteki bu aşırılığa bakın, Allah Azze ve Celle'yi fakirlikle vasfetmeye bakın. Bunun sebebi ve kaynağı nedir? Bunların Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarıyla tanımamalarıdır. Ama İslam ümmetinde hiç kimsenin böyle bir şey dediğini göremezsiniz. Yani icabet eden, tevhidi kabul eden, Allah'ı tanıyan ümmette hiç kimsenin Allah Azze ve Celle'yi fakir olarak addettiğini ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Bir bizdeki itikada bakın, bir de Yahudilerdeki itikada bakın. Biz deriz ki Allah Azze ve Celle kadirdir. Allah Azze ve Celle'nin her şeye gücü yeter. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Onun gücü her şeye yeter. لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ Onu hiçbir şey aciz bırakmaz. Ne yerde ne gökte. Allah aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Onun kuvvetine münafi olabilecek hiçbir şey yoktur. Bir de Yahudilerdeki şu anlayışa bakın. Yahudilerde İsrail diyorlar biliyorsunuz kendi peygamberlerine Yakup aleyhisselama İsrail diyorlar. İsrail'in kelime manası İsra'il'dir. Yani İsra demek veyahut da Esra'a ildir. Yani Esra'a demek güreşte yendi demek. İnsanın birini güreşte yenmesi demek. İl Allah Azze ve Celle'nin ismidir. Yani niye Yakup aleyhisselama İsrail diyorlar? Allah bir gün yeryüzüne inmiş. Tevrat'ta yazılı olan hikaye bu yani. Allah bir gün yeryüzüne inmiş. Yakup aleyhisselamla beraber güreş tutmaya başlamışlar. Yakup aleyhisselam haşa ve kella subhanehu ve teala amma yekuluna uluven kebira. Yakup aleyhisselamla güreş yapmaya başlamışlar. Yakup aleyhisselam Allah azze ve celle'yi devirmiş. Tekrardan güreş yapmışlar, tekrardan devirmiş. Haşa ve kella. Tekrardan güreş yapmışlar, tekrardan devirmiş. En son Allah azze ve celle demiş ki: "Ey Yakup," demiş, "bak birazdan güneş doğacak. Kullarım beni bu halde görmesinler. Ondan dolayı beni bırak, ben gideyim, ben de sana işte bu Nil ile Fırat'ın arasını sana vereyim." Yani Allah Azze ve Celle bu mukaddes toprakları da o güreşi kazanmasının sonunda Allah Azze ve Celle ne yapmış? Allah Azze ve Celle Yahudilere vermiş. Bu Yahudilerin kendi kitaplarında okudukları ve din diye anladıkları ve anlattıkları şeydir. İslam ümmetinde veya İslam ümmetine kendini nispet etmiş olan velev müşrik dahi olsa gidin 5 yaşındaki çocuğa bu hikayeyi anlatın, kesinlikle kabul etmez. Çünkü fıtrata aykırıdır. Yani milletten piyasadan duyduğu Allah anlayışına bile aykırıdır. Yani Kur'an'dan olmasa dahi piyasadan duyulan Allah anlayışına bile nedir bu? Aykırıdır. Aynı şekilde bizdeki Allah anlayışına bakın.
Bizdeki Allah anlayışı nedir? Biz deriz ki bel yedahu mebsutatan. Allah Azze ve Celle'nin iki eli de açıktır. Öyle değil mi? İstediğine dilediğini dilediği yerde verir. Allah Azze ve Celle cömerttir. Bir de Yahudilerdeki anlayışa bakın. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَ Yahudiler dediler ki Allah'ın iki eli nedir? Allah'ın iki eli bağlıdır. İslam ümmetinden hiç kimsenin bu sözü hangi manada olursa olsun, ister tevil edenlerin anladığı manada olsun, ister ehli sünnet ve selefin yaptığı gibi ispat edenlerin anladığı manada olsun, hiç kimsenin Allah Azze ve Celle'nin ellerinin bağlı olduğunu söylediklerini ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Aynı şekilde müşriklerle bizim aramızdaki fark yine isim ve sıfattadır. İbn-i Mesud diyor ki iki Kureyşli bir Sakafi, yani Sakif kabilesinden olan biri Kabe'nin yanında toplandılar. Demişler ki birbirlerine Allah bizim söylediklerimizi işitir mi? Kendi aralarında Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarında pazarlık yapıyorlar. İsimlerinde pazarlık yapıyorlar. Allah bizim söylediklerimizi işitir mi? Bir tanesi demiş ki Allah Azze ve Celle bizim söylediklerimizi eğer sesli söylersek işitir, gizli söylersek işitmez. Yani açıktan söylediğimizde işitir, içimizden geçirdiğimiz zaman işitmez. Diğer de demiş ki ya öyle olur mu? Açıktan söyleneni işiten, içeriden geçirileni de işitir o zaman. Allah Azze ve Celle de orada hangi ayeti indiriyor? Bu sizin Allah hakkındaki zannınızdır. Bu sizin Allah hakkındaki zannınızdır. Bundan ötürü Allah Azze ve Celle sizi helak etmiştir diye. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle ayet-i kerime indiriyor. Bizde ise Allah nedir? Semî'un basîrdir. Her şeyi işiten ve her şeyi görendir. لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاتِرِ Ne yerde ne gökte hiçbir şeyin kendisine ne yapmadığıdır? Hiçbir şeyin kendisine gizli kalmadığıdır. Kıpırdayan yapraktan dahi bir ilmi olandır. Anne karnındaki çocuktan dahi bir ilmi olandır. Olacağı olmayacağı, olacağı zaman ne zaman olacağını bilen bir Allah'tır. Bizde böyle bir Allah anlayışı vardır. Nereden elde ettik biz bu anlayışı? Bu saydığım maddeleri Allah'ın isim ve sıfatlarından elde ettik. Doğru bir Allah anlayışı, yani doğru bir Allah tasviri ancak ve ancak doğru bir isim ve sıfat tevhidinden geçer. Bir insanın Allah'ı doğru ve düzgün tanıması, onu düzgün tasvir etmesi, ona düzgün kulluk etmesinin yolu kişinin Allah Azze ve Celle'yi ne yapmasıdır? Kişinin Allah Azze ve Celle'yi kendi isim ve sıfatlarından tanıması demektir. İsim ve sıfatları da nereden tanırız? Ya Allah kendinden bize haber verecek veyahut da Resulüne vahyedecek. Resulü bize ne yapacak? Resulü bize kendi sünnetinde bunu vahiy edecek. Bunun da başka neyi yoktur? Bunun da başka bir yolu yoktur. Şimdi bu noktaları saydıktan sonra özet olarak şunu söylüyoruz. O zaman isim ve sıfat tevhidinin gündeme gelmemesi veya isim ve sıfat tevhidinin çok önemli bir mesele olmaması demek kesinlikle böyle bir şey nedir? Kesinlikle böyle bir şey doğru değildir. İsim ve sıfat tevhidi Allah'ın tanınması demektir. Allah'ın tanınması demek de bu dinin aslı demektir. Öyle değil mi? Allah'ın tanınması demek bu dinin aslı demektir. Ha bazılarının şu itirazına biz de itiraz ediyoruz. Yani isim ve sıfat tevhidi deyince sadece ümmetin arasında ihtilaf olmuş olan meseleler kastediliyorsa işte Allah'ın mesela kişilerin sıfatına benzerlik arz eden bir takım sıfatları var Kur'an-ı Kerim'de. Tabi kesinlikle yani Allah Azze ve Celle leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey onun gibi değildir. Velillahil meselü a'la. En yüce misaller onun içindir. Mesela Allah Azze ve Celle'nin istiva sıfatı. Allah Azze ve Celle'nin göklerde olma sıfatı. Yani ulu sıfatı demiş olduğumuz sıfat. Yücelik sıfatı. Allah Azze ve Celle'nin el sıfatı. Allah Azze ve Celle'nin göz sıfatı. Bunlar nedirler? Bunlar ümmetin arasında ihtilaf olmuş meselelerdir. Yani tabi selef arasında değil de seleften sonra gelen dönemde daha önceki dersimizde de söylemiştik. İlk dersimizde itikat terimlerini anlatırken felsefe kitapları veyahut da işte Yunan felsefesinden kitaplar, Aristo'nun kitapları Arapçaya tercüme edilince insanlar itikadı Aristo'nun mantığıyla, Eflatun'un felsefesiyle çözmeye veya Sokrat'ın felsefesiyle çözmeye çalışınca ne olmuş oldu? Yanlış bir Allah tasavvuru oluşmaya başladı insanların gözünde. Kendi yanlışları kendilerini başka yanlışlara itti bu defa. Yani Allah Azze ve Celle'yi kurtarmaya çalıştılar. Şimdi kendi akılları bozuldu. Kendi akılları ifsad olunca insan dünyaya kendi penceresinden bakar her zaman. Kendileri Allah'ı anlamayınca iman buraya yani kalplerindeki az kalmış iman buna müsaade etmeyince bu defa insanlara da böyle Allah'ı kurtarmaya çalışıyor. Allah'ın eli var dersek insanlar işte bunu anlamaz şöyle olur böyle olur diye. Sahabe bunu anladılar. Hiçbir şekilde soru sormadılar. Bu ayetlere olduğu gibi iman ettiler. Öyle değil mi? Bu yanlış anlayış nereden kaynaklanıyordu? Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarıyla tanımamadan. Allah Azze ve Celle'yi kendini tanıttığı şekilde tanımamak ve buna yönelmemek
Bu defa kendi zanlarıyla Allah'ın ayetlerini kurtarmanın peşine düştüler. Adam diyor ayetin yanlış anlaşılmasını kurtarmak için oturmuş ciltlerce kitap yazmış. Allah'ın ayetleri yanlış anlaşılmaz ki. Allah'ın ayetlerinde yanlış anlaşılma söz konusu olmaz hiçbir zaman. Ya bir ayet kabul edilir veyahut da bir ayet yanlış anlaşılma değildir o. İcabet edilmez. Kişinin kendi hevasına ve hevesine uygun gelmez. Kişinin kendi örfüne, çevresine uygun gelmez. Allah da onun hidayetini istememiştir. Bir şeyi mutlaka vesile kılacaktır. Onun Müslüman olmamasına, hidayeti kabul etmemesine. Belki Allah birinin hidayetini vesile yani hidayete ermesin diye isim ve sıfat tevhidini ne yapar? İsim ve sıfat tevhidiyle kişiyi imtihan edebilir. Bunları anlamayan insanlar kendilerince Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini kurtarmanın peşine düştüler. Tabi bu Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini kurtarmanın peşine düşme meselesi kendilerini ne yaptı? Kendilerini helak etti. Birçoğunun kendi kitaplarında da geldiği gibi ömürlerinin sonunda bu fikirlerinden dönmek durumunda kaldılar. Çünkü başka yapabilecekleri bir şey yok. Yani akılla bu işi çözmek ne değildir? Mümkün değildir. Şimdi Allah'ın sıfatları diyoruz ya, isim ve sıfatta Allah Azze ve Celle'yi birlemek. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları iki kısma ayrılır. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları iki kısma ayrılır. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının kısımlarını kim söyleyecek? Allah Azze ve Celle'nin sıfatları iki kısma ayrılır. Zati ve fiili sıfatları. Allah Azze ve Celle'nin zati ve fiili sıfatları diyelim. O diğerlerinin ayırmış olduğu ayrım biraz tuhaf bir ayrım zaten. Kaynağı biraz tuhaf. Allah Azze ve Celle'nin zati ve Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatları vardır. Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatları ne demektir? Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatları şu demektir. Meşiyete ve iradeye bağlı olmayan, sürekli olan sıfatlara ne diyoruz? Sürekli olan sıfatlara zati sıfatlar diyoruz. Fiili sıfatlar ise meşiyet ve iradeye bağlı olan sıfatlara da ne diyoruz? Fiili sıfatlar diyoruz. Biraz açalım. Mesela diyoruz ki Allah Azze ve Celle diridir. Allah Azze ve Celle hayat sıfatına sahiptir. Şöyle bir şey diyebilir misiniz? Allah istediği zaman diridir. Allah işte isterse diri olur. Kimse bunu söyleyebilir mi? Demek ki bu ne sıfatıymış? Zati bir sıfattır. İstemeye ve iradeye bağlı olmayan, süreklilik arz eden sıfatlar, sürekli Allah'ın zatıyla kaim olan sıfatlar Allah'ın zati sıfatlarıdır. Tekrar söylüyorum, zati sıfatlar istemeye, meşiyete, iradeye bağlı olmayan, Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olan ve süreklilik arz eden sıfatlardır. Mesela tekrarlıyorum tekrardan. Allah Azze ve Celle işte diyelim şeydir. Nasıl söyleyelim? Allah Azze ve Celle mesela görür. Öyle mi? Allah Azze ve Celle görür. Allah Azze ve Celle istediği zaman görür. Kimse böyle bir şey söyleyebilir mi? Söyleyemez. Görme sıfatı Allah'ta sürekli olan, zatıyla kaim olan, istemeye bağlı olmayan sıfattır. Bu Allah'ın neyidir? Bu Allah'ın zati sıfatıdır. Veyahut da ilim sıfatı. Allah istediğinde bilir, istediğinde bilmez. Yani kimse böyle bir şey söyleyebilir mi? Haşa ve kella. Allah'ın bilmesi, Allah'ın ilmi kendi zatıyla kaim olan ve süreklilik arz eden nedir? Ve süreklilik arz eden sıfatlarındandır. Allah'ın fiili sıfatları nelerdir? Allah'ın istemesine ve Allah'ın iradesine bağlı olan sıfatlar da Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatlardır. Mesela Allah rahmet eder. Bu Allah'ın bir sıfatıdır. Allah istediği zaman rahmet eder diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Allah istediğine rahmet eder, istediğine azap eder. İstediğine razı olur, istediğine ne yapar? İstediğine gazap eder. İstediğine karşı güler, istediğine karşı ne yapar? İstediğine karşı ise Allah Azze ve Celle kızar, kızgınlık duyar. Bak hep isteme kelimesiyle beraber gelen, istemeye ve meşiyete bağlı olan fiillere ne diyoruz? Allah Azze ve Celle'nin zati ve fiili sıfatları diyoruz. Tabi burada Allah'ın ister zati sıfatları olsun, ister fiili sıfatları olsun hiç fark etmez. Hepsine biz iman ediyoruz. Olduğu gibi ne yapıyoruz? Olduğu gibi bunları kabul ediyoruz. Bunlar nedir? Bunlar Allah Azze ve Celle'nin zatında ve fiilinde böyle bir ayrım yaparsak Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bu şekilde bir ayrım yaparız. Şimdi bunların hepsinden sonra asıl meseleye gelelim. Yani bizim kendi konumuza gelelim. Bu girişlerden sonra ehli sünnet esma ve sıfatta nasıl inanır? Bunu böyle bir ilmi bir tanımla tanımlayabilecek olan var mı? Veya bir ezber yapmış olan var mı böyle? Ehli sünnet isim ve sıfatlarda nasıl bir imana sahiptir? Ta'til olmaksızın yani tam olarak inkar etmeksizin. Temkil olmaksızın. Maşallah. Yani, benzetmek olmaksızın, tekkif olmaksızın. Nasıl olur? Evet, teşbih olmaksızın. Ya bir de
Tahrif bir de tahrif olmaksızın. Hı, tahrif tevil. Yani batıl yollara giderek işte. Maşallah. Manalandırma. Bunları yapmadan, şimdi arkadaş dediği gibi, tatil, tekyif, teşbih, tahrif veya tevil diyor bazısı. İbn-i Teymiye tahrif diyor tevile. Tahrif yapmadan Allah'ın ve Resulünün kendini vasfettiği şekilde olduğu gibi ne yapmaktır? Olduğu gibi iman etmektir. Şimdi arkadaşımızın yapmış olduğu tanım, biz dediğimiz gibi dersimiz şey dersi değil. Yani böyle bir ilmi münakaşalı bir ders değil. Sadece buraya gelen kardeşlere ehli sünnetin itikadını tanıtmaya yönelik bir ders. Ondan dolayı şunu bileceğiz. Ehli sünnet Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatlarını Allah'ın ve Resulünün bildirdiği isim ve sıfatlarını olduğu gibi kabul ederler. Olduğu gibi kabul ederler. Yoruma gitmezler. Yorum yapmazlar. Sıfatın nasıllığını konuşmazlar. Sıfatın nasıllığını konuşmazlar. Sıfatı hiçbir şeye benzetmezler. Yani hiç mesela diyelim ki misal Allah Azze ve Celle diyor ki Allah işitir. Allah bizim gibi işitir demezler. Yani Allah'a teşbih ve temsil yapmazlar. İkisinin arasında ince biraz farklar var. Ne benzetme yaparlar, ne nasıllığından konuşurlar, ne de tatil yaparlar. Öyle değil mi? Sıfatı iptal etmezler. Yani sıfatın içeriğini hiçbir şekilde iptal etmezler. Ve aynı zamanda tevhile de gitmezler. Yani nas'ın veya Kur'an ve sünnette gelen açık mananın dışındaki bir manaya ne yapmazlar? Bir manaya gitmezler. Olduğu gibi ne yaparlar? Olduğu gibi kabul ederler. Bu anlayışta ehl-i sünnetin umdesi nedir? Ehl-i sünnetin dayandığı nokta nedir? Şu ayettir. لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Hiçbir şey Allah gibi değildir. لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ Hiçbir şey onun misli değildir. Hiçbir şey ona misli misline benzemez. O Allah nedir? Semi'dir ve aynı zamanda basirdir. İşitendir ve görendir. Şimdi bak bu ayeti biraz açalım. Yani onun hiçbir şey onun gibi değildir. O işitendir, görendir. Şimdi diyelim Allah'ın bazı sıfatları var. Yani Kur'an-ı Kerim'de gelen bazı sıfatları var. İnsanların kafasında sorun teşkil ediyor bu sıfatlar. Mesela ne sıfatı gibi? Allah Azze ve Celle Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ya يَدُ اللّٰهَ اَف۪وْقَ Allah'ın eli onların elinin neyindedir? Onların elinin üzerindedir. Veyahut da mesela Allah Azze ve Celle diyor ki اَرْرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى Allah Azze ve Celle arşa ne yapmıştır? Arşa istiva etmiştir. Şimdi adam diyor ki şöyle bir düşünce geliyor adamın aklına. Mesela yani ne demektir leyse kemislihi şeyun? Yanlış anlaşılmaya örnek vereyim önce. Adam diyor ki hiçbir şey Allah'a benzemez. Bu ayette diyor ki Allah'ın eli vardır. Öyle değil mi? Allah'ın eli varsa diyor eğer adam o zaman bizim de elimiz vardır diyor. O zaman şimdi şeytan ya. O zaman Allah'ın eli bizim elimize benzer diyor. Ondan sonra o zaman Allah'ın eli yoktur. Niye yoktur? Çünkü leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey Allah'a ne yapmaz? Hiçbir şey Allah'a benzemez diyor adam. Yani bu ayete dayanaraktan bu sonuca ulaşıyor. Hiçbir şey Allah'ın misli gibi değildir. Tekrarlıyorum. Yani bozuk anlayış, bozuk kıyas. Hiçbir şey Allah gibi değilse Allah Kur'an'da diyor benim elim var. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin elinden bahsedersek bizim de elimiz var. Allah Azze ve Celle'nin eli bizim elimize benzemiş olur o zaman. Ne olmuş olur diyor adam. Hiçbir şey Allah'a benzemez. O zaman Allah'ın eli yoktur. Ayet apaçık. Allah diyor يَدُ اللّٰهَ اَف۪وْقَ Adem'i kendi elleriyle yarattı diyor. Allah'ın iki eli açıktır diyor. Ayetler bu kadar açık. O zaman diyor gelin biz bu ayeti ne yapalım? Tevil edelim. Ne diyelim? Allah'ın elinden kasıt cömertliktir. Allah'ın elinden kasıt kudrettir. Allah'ın gücüdür diyor. Böyle bir tevhüle gidiyor. Fakat delil olarak getirmiş olduğu ayetin sonunu okusa mesele zaten çözüme kavuşacak. لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Hiçbir şey onun misli gibi değildir. Fakat o Allah işitendir ve o Allah nedir? Ve o Allah görendir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi düşünün, biz de işitiyor muyuz? Biz de işitiyoruz. O zaman bizim işitmemiz var. Allah'ın da işitmesi var. Allah'ın işitmesi bizim işitmemize benzer. O zaman bu Allah için nakıslık söz konusu olur. O zaman biz işitme sıfatını inkar ederiz. Diyelim ki Allah'ın işitmesi demek, Allah'ın sevmesi demektir. Biz de böyle tevil edelim. Yani böyle bir anlayışla adam ayetin sonunu okusa kendi zaten bu tevil eden, esma ve sıfatta tevil yoluna giden, Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyen bazı sıfatlarını bu insanlar kendi şeylerini çürütecekler. Kendi mezheplerini çürütecekler. Yani Allah mesela diridir. Allah'ın en belirgin sıfatlarından biri İsmu Azam'dır. Allah haydır. Allah diridir. Ben de diriyim. Sen de dirisin. Eğer böyle bir anlayışa gidecek olursak o zaman ne yapalım? Allah diri değildir diyelim. Allah'ın dirilik sıfatını biz şöyle tevil etmek zorundayız diyelim. Böyle bir anlayış ne olmaz? Böyle bir anlayış kesinlikle söz konusu olmaz. Bak Allah diyor ki hiçbir şey Allah'a benzemez fakat Allah işitendir ve görendir. Demek ki Allah'ın bütün sıfatlarını velev insanlarda olana ismen benzerlik arz etse de kabul edeceğiz.
Fakat ne diyeceğiz? Leyse kemisni şeyun. Hiç kimsenin işitmesi onun işitmesi gibi olamaz. Hiç kimsenin eli onun eli gibi olamaz. Hiç kimsenin istivası onun istivası gibi olamaz. Hiç kimsenin görmesi onun görmesi gibi olamaz diyeceğiz. Bu şekilde olayı açıklayacağız. Yoksa ayetin başını alıp ayetin sonunu ne yapmayacağız? Ayetin sonunu elimizin tersiyle itmeyeceğiz veya görmemezlikten ne yapmayacağız? Gelmeyeceğiz. İşte Ehl-i Sünnet bu noktada kardeşimizin zikrettiği gibi kesinlikle Allah'ın sıfatlarını iptal etmeden, Allah'ın sıfatlarını tevil etmeden, Allah'ın sıfatlarını kulların sıfatlarına benzetmeden ne yapar Ehl-i Sünnet? Ehl-i Sünnet Kur'an ve sünnette geleni olduğu gibi ne yaparlar? Kabul ederler. O zaman Ehl-i Sünnet'in esma ve sıfatta temeli nedir? Kur'an ve sünnettir. Şimdi şöyle bir olay var. Diyelim ki Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında niye Kur'an ve sünnetin esas olması lazım? Yani niye aklı kullanamıyoruz? Niye tevil yapamıyoruz? Bunun sebebi nedir? Şimdi bir Allah var. Öyle değil mi? Gayb'tır. Bizim gözlerimizde olmayandır. Kimsenin kendisini görmediğidir. Şimdi sen onun sıfatlarından bahsediyorsun. Sıfatlarına karşı yorum yapıyorsun. Bazı sıfatlarını iptal ediyorsun. Bazı sıfatlarını inkar ediyorsun. Bazı sıfatlarını... Bunun için iki tane yol var. Yani burada. Şimdi Allah'ın Kur'an'da kendinden bahsettiği şeklin dışında bir benzetme yapmak veya bir meseleden konuşmak için adamın önünde iki tane yol vardır. Ya Allah'ı görmüş olacak. Yani diyecek ki efendim bu ayetteki elden kasıt kudrettir. Çünkü ben Allah Azze ve Celle'yi gördüm. Allah Azze ve Celle'nin eli yoktu. Diyecek. Yani ya bunu haşa ve kella bunu söyleyecek. Veya diyecek ki çünkü Kur'an'da böyle gelmiş. Yani hani adam gözüyle görmesi lazım ki siz yanlış anlıyorsunuz diyebilsin. Veyahut da ne yapacak? Veyahut da adam diyecek ki Kur'an indikten bittikten sonra bana yeni bir vahiy geldi. Bu vahide bana dedi ki işte şeydir. Allah Azze ve Celle bana dedi ki o elden millet yanlış anlıyor. Onlara de ki o elden kasıt onların anladığı el değildir. O elden kasıt benim kudretimdir. Bundan başka bir yol var mıdır? Bu ikisinden başka bir yol yoktur. Yani adam bu ikisinden birini ikrar etmek zorundadır. Çünkü öbür türlü Allah Azze ve Celle gayb'tır. Mesela kıyamet günüyle ilgili. Allah Azze ve Celle diyor ya biz... o gün teraziyi kurarız. Yani o gün amelleri tartan teraziyi kurarız. Şimdi biri çıksa dese ki mesela örnek, gerçi diyorlar da yani şeriat devleti olmayınca, mürtede had cezası uygulanmayınca, herkesin ağzı olan konuşunca herkes her şeyi söylüyor da. Diyelim adamın biri çıktı geldi dedi ki ya ben o teraziye inanmıyorum. Yani Allah o kadar basit olamaz. Yani Allah'ın terazisi nasıl yani bizdeki terazi gibi midir mesela? Dediği zaman hemen ne yapıyoruz? Hemen inkar ediyoruz. Ya ne diyorsun sen arkadaş? Olur mu öyle şey? Allah Azze ve Celle terazi diyor. Peygamberimiz terazi diyor. Terazinin iki kefesi diyor. İki kefede amellerin tartıldığından bahsediyor. Kimisinin ağır geldiğinden bahsediyor diye inkar ederiz. Öyle değil mi? Hiç aklımıza gelmez. Yani bakkaldaki terazi mi acaba diye. Hiç bunu düşünmeden inkar ederiz. Aynı şekil Allah benim elim var diyorsa, Allah kendi gözünden bahsediyorsa, Allah Azze ve Celle kendi istivasından, gökte oluşundan bahsediyorsa, yedi kat göğün üzerine istiva ettiğinden bahsediyorsa, arşından bahsediyorsa, işte efendim elinden gözünden bahsediyorsa, biz ne yaparız? Bunlar bizim Rabbimizin sıfatlarıdır deriz. Biz burada kesinlikle aklı kullanmayız deriz. Fakat onun sıfatları ne yapmaz? Onun sıfatları hiçbir şekilde kimsenin sıfatlarına benzer. Hangi sıfat olursa olsun bu? Yani belki örnekler hep aynı mecrada döndü ama hangi sıfat olursa olsun bu nedir? Bu geçerlidir. Yani biz Ehl-i Sünnet olarak ne yaparız? Böyle inanırız. Tamam. Şimdi dedik ki bazı sıfatlar var. Yani insanların kafasında bazı şüphelere sebebiyet verebiliyor. Mesela örnek olarak tekrardan el sıfatı. Şimdi Ehl-i Sünnet Allah'ın eli var derken Allah'ın eli bizim elimiz gibi midir diyorlar? Böyle mi diyorlar Ehl-i Sünnet? Ne diyorlar? Allah'ın eli vardır, kendi şanına yakışır bir eli vardır. Yani bizim isim ve sıfattaki itikadımız budur. Allah'ın eli vardır, fakat Allah'ın eli kendi zatına ve sıfatına ne yapar? Kendi zatına ve sıfatına yakışır bir eli vardır. Mesela düşünün, misal. Karıncanın da eli var veya karıncanın da ayağı var. Öyle değil mi? Filin de ayağı var, şu masanın da ayağı var. Öyle değil mi? Karıncanın da ayağı var, filin de ayağı var, şu masanın da ayağı var. Şimdi bu üç tane ayak, isimleri ayak olmasına rağmen hiçbir şekilde birbirlerine benzerlik arz ediyorlar mı? Niye? Herkesinki kendi şanına, kendi hacmine, kendi boyutuna yakışır şekildedir çünkü. Filin ayağıyla, filde bir ayak var, bir de şeyde karıncada ayak var. Ya filin ayağıyla karıncanın ayağı aynıdır. Diyen adamın ahmak olduğunda hiç kimse şüphe etmez. Niye? Karıncanın ayağı kendi hacmine, boyutuna, sıfatına, kapladığı yere
bağlı olan bir ayaktır. Filin ayağı ise nedir? Kendi hacmine, kendi kilosuna, kendi azametine bağlı olan bir ayaktır. İsimlerin aynı olması manaların aynı olmasını gerektirmez. Bu ehli sünnetin yanında nedir? Bir kaidedir. Allah Azze ve Celle'nin eli var, senin de eli var. E böyle arkadaşım, sen kendi hacmine bak, kendi cismine bak, kendi sıfatlarına bak. Kendi elini düşün, bir de Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını düşün, azametini düşün, büyüklüğünü düşün, bir de onun elini düşün. Senin tahayyül etmen dahi, hayal etmen dahi ne değildir? Mümkün değildir. Ne diyoruz ondan dolayı? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette gelen bütün sıfatlarını olduğu gibi kabul ediyoruz. Olduğu gibi kabul ediyoruz. Fakat ne yapmıyoruz? Onu hiçbir şeye benzetmeden, nasıllığını konuşmadan sadece biz bunu bu şekilde ne yaparız? Biz bunu bu şekilde kabul ederiz diyoruz. Bu bizim metodumuz değildir. Bu bizim menhecimiz değildir. Bu aynı zamanda nedir? Aynı zamanda sahabenin metodudur. Yani zaten biz dinimizi sahabenin Resul'e öğrettiği ve sahabenin anlayıp yaşadığı şekilde yaşamaya çalışırız. Selef-i Salihin'in itikadına tabi olmak nedir? Ehl-i Sünnet'e tabi olmak bu demektir. Birinci dersimizde anlatmıştık. Şimdi bak, iki tane tipik örnek vereceğim size. Yani bir asrımızdan bir örnek. Bir de sahabeden, Allah'ın şöyle dediği sahabe. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Eğer onlar sizin misli mislinize iman ederlerse hidayete ererler diyor. Sahabeye diyor buna. Allah ehli kitabın imanını sahabeye örnek gösteriyor. Bak ey ehli kitap diyor. İman etmek istiyorsan sahabenin iman ettiğinin aynı şekliyle iman etmen lazım. Ki hidayete erebilesin. Anlatabiliyor muyum? Yani sahabe imanda bizim için nedir? İmanda Allah'ın bize ölçü olarak koymuş olduğu misli misline iman edin dediği şeydir. Madde 1. Cariyenin biri peygamberimize geliyor. Öyle değil mi? Peygamberimiz cariye diyor ki "Eyn Allah? Allah nerede?" diyor. Bak soruya bak. Soru 1. Cevap fisseme. Allah gökte. Hadis Müslim'de. Allah nerede? Allah gökte. Bu asr-ı saadetin esma ve sıfat anlayışı. Bir de şimdi bizim Allah'ı kurtarmaya çalışan akıllıların anlayışına bakın. Allah nerede? Böyle bir soru sorulmaz. Allah'a mekan tayin edilmez. Peygamber bunu bilmiyordu. Böyle bir soru sorulmaz. Allah'a mekan tayin edilmez. Öbürüce Allah gökte. Sen kafir oldun. Niye Allah'a mekan tayin ettin? Anlatabiliyor muyum? Yani bunun aslında zihniyetine göre daha ondan sonra başka bir akıllı geliyor. Daha fazla aklı, daha kafası daha iyi çalışan biri. Peygamberi kurtarmaya çalışıyor. Ahmak, rezil. Peygamber adam kitap yazmış. Resulullah'a kurtarmaya çalışıyor. Diyor ki Resulullah'ın sorduğu çok cahil bir bedevi olduğundan dolayı aynı zamanda sağır olduğundan dolayı Resulullah ondan dolayı ona itiraz etmedi diyor. Yani Resulullah esma ve sıfatta yanlış görecek, dinin temelinde yanlış fark edecek ve Resulullah aleyhissalatü vesselam ne yapacak? Susacak. Niye? Bu cahildir, bu anlamaz diye. Hadi tamam bunu anladık. Zeynep de peygamberimizin yanında diğer kadınlarına diyor ki Allah sizi yerden nikahladı, beni yedi kat göğün üzerinden nikahladı. Zeynep de mi cahildi? Zeynep annemiz de mi cahildi? Ayşe annemiz diyor subhanallah Allah yedi kat göğün üzerinden kadının sesini duydu. Ben duvarın dibinden kadının sesini duymadım diyor. Ayşe annemiz de mi cahildi? Ayşe annemize de peygamber aleyhissalatü vesselam tolerans mı tanıdı? Bunlar nedir? İnsanın tüylerini diken diken eden meselelerdir. Yani bir insanın Resulullah'tan sonra gelip Resulullah'ı ve sahabeyi kurtarmaya çalışması. Sen kimsin ki? Senin çapın nedir? Senin ilmin nedir? Yerin göğün ilminin büyük parçası kendisine verilmiş olan Resulullah, kendisine vahiy gelen Resulullah, Allah'ın dostu olan Resulullah, Allah'a bu şekilde tanıtıyor, bu şekilde tanıyanların tanımasını ikrar ediyorsa sen kimsin arkadaşım? Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı kurtarmaya çalışıyorsun da adam oturmuş kitap yazmış cevap vermeye çalışıyor. Niye Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu duydu? Niye işte Resulullah aleyhissalatü vesselam buna sesini çıkarmadı diye? Bundan daha ileri gidip meseleyi putlarla açıklayanlar var. Yani gerçekten esma ve sıfattaki bozulma böyle sadece istivadaki bir bozulma olsa diyeceksin tamam yani bundan vazgeçelim. Ama adam diyor ki Arap toplumunun ilahı puttu. Arap toplumu sürekli Allah'ı cisimleştirmek isterlerdi diyor. Bak şimdi mantığa bak. Peki sonra şimdi diyor Arap toplumu diyor anlamazdı. Yani Allah'ı Allah kendi istediği gibi tanıtsaydı Arap toplumu Allah anlamazdı. Ne yaptı? Onlarda önceden var olan put anlayışı var ya. Yani o put anlayışına göre kendini tasvir etti. Gözü olan, eli olan sırf ne için? Arap toplumu ne yapsın? Arap toplumu bu defa da Allah'ı kurtarıyor. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı kurtardılar. Sahabeyi kurtardılar. Bu defa da Allah azze ve celle'yi kurtarmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi nedirler? Sapıklık, bidat. Yani insanı cehenneme götürecek olan bidat işte bu bidattır. Sahibiyle beraber kendini. Şimdi bir şöyle bir anlayış vardır. Adam diyelim ki isim ve sıfatta tevil yapar. Tamam.
Yani bu tevil de geçerli bir tevildir. Dile dayanmıştır. Biz de ne deriz? Biz de deriz ki Allah affetsin. Yapmış olduğu yanlıştır. Yapmış olduğu kesinlikle doğru değildir. Fakat bu nedir? Allah'tan umduğumuz tevil yapan İslam alimlerinin Allah Azze ve Celle'nin affetmesidir. Yani hani sonradan gelenler öncelere dua ederler ya. Bu İslam ümmetinin özelliğidir. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ey o sonradan gelenler derler ki Allah'ım bizim ve bizi imanda geçen kardeşlerimizi affeyle, bizim kalplerimizde mümin kardeşlerimize karşı kin oluşturma. Selefimiz için biz bunu söyleriz. Herkes için söyleriz Müslümansa. Ama bir de böyle adice Allah'ı ve Resulünü sahabeyi kurtarmaya çalışanlara gelince kesinlikle Allah'ın bunları affetmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü sen o şöyle bir örnek düşünün. Yani bir örnek vereceğim düşünün. Bir tıpçı düşünün. Tıpçı gider ameliyat yapar hasta ölür. Kimse tıpçıya soru sormaz. Yani işi bu olduğundan dolayı tıpçı gider ne yapar? Hastaya ameliyat eder, hasta ölür, öldü gitti. Yani ne yapalım? Adam kadermiş derler. Bir de hastanede anons ediliyor. Doktora diyorlar, doktor bey gel. Doktor gelmeyince bizim orada paspas çeken Mehmet amca diyor ki ya bu hasta ölecek, en iyisi ben gideyim bu hastayı kurtarayım. Yani şu en azından kanını durdurayım diye. Mehmet amca gidip ameliyata müdahale ediyor doktor gelmeden ve doktor hasta ölüyor. Mehmet amca hem dünyada ceza görür hem de ahirette Allah katında ceza görür. Niye? Kendini ilgilendirmeyen bir işe giriştiğinden dolayı, Allah'ın kendine yüklemediği bir görevi kendi omuzlarına yüklediğinden dolayı bunun sorumluluğunu verecektir. Bunların durumu da böyledir. Senin işin iman etmektir. Senin işin tasdik etmektir. Senin işin Allah'ı, Resulünü, sahabeyi kurtarmak, Allah'ın bize öğrettiği itikadı putlara benzetmek, ondan sonra işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın cahillerle muhatap olduğunu, insanlar anlasın diye işte onlara karşı böyle davrandığını söylemek, bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi maalesef ve maalesef batıl olan şeylerdir. Zaten bunları bilmek için çok da ilme de ihtiyaç yok. Yani fıtrat dininde insan Allah Azze ve Celle'nin kendi kitabında kendini vasfetmiş olduğu bütün sıfatlarla ne yapabiliyor? Bütün sıfatlarla Allah Azze ve Celle'yi tanıyabiliyor. Şimdi o zaman şunu özetliyoruz. Kur'an ve sünnette gelen, manası neyi ifade ediyorsa etsin. Aklı iş kullanmadan ehl-i sünnet Allah'ın sıfatlarını hiçbir şekilde tevhile gitmeden, manasını değiştirmeden, farklı bir mana yüklemeden, tahrif etmeden, manayı bozmadan, tatil etmeden, manayı iptal etmeden, tekif etmeden, nasıllığını konuşmadan Allah'tan gelen isim ve sıfatlara ne yaparlar? Allah'tan gelen isim ve sıfatlara iman ederler. Tabi burada ben tevil adıyla İslam ümmetinde çıkmış fakat işte aslı tahrif olan, Allah'ın kitabını tahrif etmek olan manen, tabi lafzen kimse Allah'ın kitabını tahrif edemez, manen Allah'ın kitabını tahrif etmek olan tevil meselesinin aslında zararı sadece isim ve sıfatlarda kalmış olan bir şey değil. Yani bu çok önemli bir nokta. Mesela diyelim ki insanların birçoğu isim ve sıfat tevhidinde şöyle bir olay var. Yani tevil sanki sadece isim ve sıfat tevhidinde başlamış, isim ve sıfat tevhidi meselesi kapanınca tevil meselesi de kapanmıştır. Veya zararı orada kalmıştır. Böyle değil. Şimdi diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de apaçık ayetler var. Apaçık ayetler. İnsanlar bu ayetleri tevil edebiliyorlar. Bunu tevil ederken ki gerekçeleri nedir? Kur'an değildir. Çünkü Kur'an Allah'ın sıfatlarını ispat ediyor. Ve bütün sıfatları insanlarda ismi geçen, hani ismen benzerlik, manen benzerliği gerektirmez dedik. Adam neye dayanarak bunu yapıyor? Kendi aklına dayanarak bunu yapıyor. Öyle değil mi? Yani aklı şunu gerektiriyor. Allah'ın eli olamaz. Niye olamaz? Çünkü el acizlik şeyidir. Bizim de elimiz var. Ve benzeri şeylerle akıldır. Yani asıl sebep bunu şey yapmada, bunu tevil etmedeki asıl şey nedir? Asıl sebep akıldır. Güzel. Aradan 1400 sene geçiyor veya 1000 sene geçiyor, 500 sene geçiyor. Yeni meseleler gündeme geliyor. Şimdi mesela yeni meselemiz ne? Kanun yapan kafirdir. Yani Kur'an-ı Kerim'de apaçık bir mesele. Kanun yapan kafirdir. Şimdi adam diyor ki tamam doğrudur. Kanun yapmak küfürdür. Ama diyor o Kur'an'daki ayetleri mesela güzel anlamak lazım diyor. Yani hani Müslümanların maslahatı olmazsa küfürdür. Müslümanların maslahatı olursa küfür değildir. Tevhile bak şimdi. Nereden geldi bu tevil? Yani kim bize bunun kapısını açtı? Bunu bizden önce geçenler bunun kapısını bize açtılar. Yani apaçık ayetler akılla uyuşmuyor diye apaçık ayetleri tevil eden insanlar aynı şekilde kendilerinden sonra gelecek olan halefe şu mirası bıraktılar. Apaçık da olsa bir ayet senin aklınla uyuşmuyor ise, senin aklınla
bir uyuşukluk arz etmiyor ise sen onu ne yapabilirsin? Sen onu adamın şimdi aklına bak. Allah diyor ki şu küfürdür. Misal bir olaya küfür diyor. Adam şimdi tamam ya bu küfürdür de diyor. Tamam doğru ayet iyi de diyor. Ayetleri güzel okudun da hocam diyor. Yani şimdi diyor 42 milyon diyor mesela kafir mi oldu? Şimdi İslam'da sayısal sözel diye bir bölüm yoktur. Yani sayısal hesaplamada x artı kare artı y Müslüman olur artı eksi kafir olur. İslam'da böyle bir anlayış yoktur. Arkadaş Allah buna küfür diyorsa bunu yapan kafir olur. Eğer şartlar yerine gelmiş, engeller ortadan kalkmışsa bunu yapan adam ne olur? Bunu yapan adam kafir olur. E şimdi adam biraz daha düşünüyor işte efendim dua. Ya diyor tamam iyi de Allah duaya küfür diyor da ya herhalde bu bunun için geçerli değil ya diyor. O zaman şimdi diyor bu kabirlerin hepsine gidenler işte bilmem bunlar kafir mi olur? Bak hepsinin temelinde dini tahrif etmenin temelinde ne vardır? Dini tahrif etmenin temelinde akıl vardır. Dini tahrif etmenin temelinde ne vardır? Akıl vardır. Hangi akıl? Kur'an ve sünnet yoksa akıl kötü bir şey değildir ha. Yani Allah bizi hayvanlara, diğer varlıklara aklımızla üstün kılmıştır. Allah bizden düşünmemizi istiyor, tefekkür etmemizi istiyor. Akıl sahipleri düşünürler diyor ama Allah bu akla ne yapmıştır? Bir sınır çizmiştir. Bu sınır nedir? Akıl düşünecek. Sürekli yeni manalar elde etmeye çalışacak. Allah'ın kelamını anlamaya çalışacak. Ama aklın Allah'ın çizmiş olduğu ne vardır? Bir hududu vardır. O hudut da nedir? Allah'ın dur dediği yerde durmak, geç dediği yerde nedir? Geçmektir. Bilemediği, anlamadığı meselelerin ilmini Allah'a havale edecek ve olduğu gibi ne yapacaktır? Ve olduğu gibi iman edecektir. Açın Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetini, yani Bakara'nın ilk ayetini, müminleri vasfederken ilk vasıfları nedir? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar ki gayba iman eder. Gayb nedir? İnsanın aklından, gözünden, insanın duyu organlarından kaybolmuş olan, insanın görmediği alem gayb alemidir. Müminin ilk özelliği budur zaten. Yani aklı almasa dahi, öyle değil mi? Kabul etmese dahi ne yapmasıdır? Gayba iman etme. Esma ve sıfat da bunun gibidir. Aklını almasa da, sana uygun gelmese de, tabi bunun sebebi de çevresel etkilerdendir. Yoksa fıtrattan dolayı kesinlikle değildir. Ne yapmaktır? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını kabul etmektir. Aklın burada önemi ne olabilir? Akıl, isim ve sıfatları anlamada, onların gereklerini hayata dökmede akıl etkili olabilir. Fakat isim ve sıfatlar bu olur bu olmaz, bu olur bu olmaz demede hiçbir şekilde ne değildir? Aklın hiçbir değeri ve hiçbir etkisi yoktur. Ehli sünnet bundan dolayı kendi istidlal, delil çıkarma metotlarında aklı zikretmezler. Neyi zikrederler? Kitap ve sünnet. Bizim itikadımız vahye dayalıdır. Öyle değil mi? Yeryüzündeki ilk sapma ne zaman başladı? Yeryüzündeki ilk sapmanın sebebi nedir? Nuh Aleyhisselam'ın? Yok. Nedir? Yok değil. İblisin aklını kullanmasıdır. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ya İblise قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Ben sana emrettim Adem'e secde et diye. Niye secde etmedin diyor. Ne diyor İblis? قَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Beni ateşten yarattın onu topraktan yarattın. Ne diyor? Benim aklıma göre diyor ateş topraktan daha üstündür. Ondan dolayı ben ona ne yapmam? Ben ona secde etmem. Allah ne diyor ona? Çok güzel diyor. Sana verdiğim aklı çok güzel kullandın. Böyle mi diyor? Sana diyor tebrik olsun git cennetin içinde yaşa mı diyor? قَالَ فَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ Oradan çık. Sana büyüklenmek yaraşmaz. Başka bir ayette diyor فَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلَى يَوْمِ الدِّينَ Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olsun diyor. İblise sebebi nedir? Normalde akıl Allah'ın bizi diğer varlıklara üstün kıldığı ve her anlamda aktif olması gereken bir duygudur. Yani bir organdır. Fakat kişi bunu hudutları içerisinde kullanmazsa yeryüzündeki ilk sapmanın sebebi nedir? İblisin Allah'ın hükmüne, emrine karşı kendi aklını ne yapmasıdır? Kullanmasıdır. Bundan dolayı da ne diyoruz? Akıl çok önemlidir. Akıl olmazsa olmazlarımızdandır. Teklifin şartı akla bağlıdır. Fakat bu akıl hangi akıldır? Allah'ın kırmızı çizgilerini hiçbir zaman geçmeyen, o çizgiler içinde düşünen, anlamaya çalışan akıldır. Yoksa düşünüp itiraz eden, bu olmaz, bu ayet bana uymuyor, bu ayet şuna uymuyor diyen akıl kesinlikle ve kesinlikle ne değildir? Kesinlikle ve kesinlikle değildir. Ondan dolayı nereden geldik buraya? Dedik ki dinin temelindeki sapma nedir? Aklı kullanma. Dinin temelindeki sapma tevil, tevildir. Tevilin sebebi de nedir? Akıldır. İnsanların kendi anlayışlarına bazı şeyler uymadığı zaman ne yapar bu? Bunu tevil ederler.
Bu da ne değildir? Ehl-i sünnetin kesinlikle ve kesinlikle menheci değildir. Ve şunu tekrar tekrar söylüyorum, üstüne basıyorum, kırmızı kalemle çiziyorum altını. Esma ve sıfat itikadı derken biz el ve istivayı kesinlikle kastetmiyoruz. Bizim için isim ve sıfat tevhidi bir bütündür. Esma ve sıfat da onun neyidir? Onun bir cüz'üdür. Rahman sıfatı bizim için ne ifade ediyorsa istiva sıfatı da bizim için ne yapar? İstiva sıfatı da bizim için onu ifade eder. Hepsini olduğu gibi ne yaparız? Hepsini olduğu gibi kabul ederiz. Şimdi burada belki aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Son olarak onu da söyleyelim de. Allah'ın kaç tane ismi vardır? Şimdi hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle diyor ki, işte hadisi okudum zaten. Allah Azze ve Celle'nin 99 tane neyi vardır? Allah Azze ve Celle'nin 99 tane ismi vardır diyor. Bunları ihsa eden. Ne demekti ihsa eden? Ezberleyip gereklerini yerine getiren, hayatını buna göre düzenleyen insan cennete girecektir diyor. Tabii bu hadisin devamında bazı alimler 99 tane şey sayıyorlar. 99 tane isim sayıyorlar. Mesela Tirmizi gibi. Tabii genel alim, yani hadiste böyle önde gelen alimler bunun peygamberimizin saymadığına, bunun işte rivayet edenlerin kendi tespitleri olduğuna, Kur'an ve sünnetten tespitleri olduğuna dair ne yapıyorlar? Tespitleri olduğuna dair böyle bir şey söylüyorlar. Şimdi bizi bağlayan belki peygamberimizin bize bildirdiği 99 tane isim var. Fakat bunun yanında Allah'ın başka isimleri de var. Mesela bunu nereden anlıyoruz biz? Hani başına bir bela, keder, borç gelen bir insana peygamberimiz dua öğretiyor ya. Allahümme inni abduke ve ibnu abdike ve ibnu emetike. Allah'ım ben senin kölenim, senin o işte kulunun kölesiyim, kölesiyim. Senin işte cariyenin aynı şekilde diyor. Ondan sonra ne diye devam ediyor? Benim perçemim senin elindedir, senin hükmün bende geçerlidir, senin kazan adaletlidir diyor. Diyor ki senden kendini isimlendirdiğin es'eluke bi esmaike bi es'eluke bi esmaike allazi semmeyte bihi nefseke. Yani senin kendi nefsini isimlendirdiğin isimlerle senden istiyorum. Veya peygamberine haber verdiğin isimlerle senden istiyorum. Veyahut da kitapta indirdiğin isimlerle senden istiyorum. Ev bi esmain istesarte fi ilmil gaybi indeke. Yani gayb ilminde kendi katına saklamış olduğun isimlerle senden ne yapıyorum? İstiyorum diye. Demek ki bazı isimler vardır. Allah'ın gaybındadır. Bizim bilmediğimiz Allah Azze ve Celle'nin isimleridir. Biz bunları bilmesek de Peygamberimiz bize haber verdiğinden dolayı ne yaparız? Peygamber aleyhissalatü vesselam bize haber verdiğinden dolayı biz bunlara ne ederiz? Biz bunlara inanırız. Allah'ın sıfatları nedir? Tekrar Allah'ın sıfatları kendi Kur'an-ı Kerim'de kendini vasfetmiş olduğu bütün sıfatlar Allah'ın sıfatlarıdır. Allah'ın isimleri nedir? Allah'ın isimleri dediğimiz tamamen kemale, tamamen kemale ve eksikliğe delalet etmeyen, tam bir kemale, tam bir en üst mertebeye işaret eden tüm isimler Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş olduğu Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Allah Azze ve Celle'nin isimleridir. Tabii isim ve sıfat tevhidi ile ilgili mesela işte isim ve sıfatta iştikak olur mu? Yani türetme söz konusu olabilir mi? Mesela işte ehli sünnetin muhaliflere verdiği cevap, işte Eş'ari ve Maturidilerin bu noktadaki itikadı gibi meseleler de bunun içerisine giriyor. Onların getirdiği şüpheler, ehli sünnetin vermiş olduğu cevaplar. Fakat biz başta da dediğimiz gibi yani bu ders böyle akademik bir ders değil. Yani işte efendim şu şöyle demiş, bu ona böyle cevap vermiş. Gayemiz şudur. Hem kendimize hem buraya gelen kardeşlere ehli sünnetin itikadını bir daha tanıtmak ve bizi çok ilgilendiren önemli meselelere gelince de ne yapmaktır? Önemli meselelerde önemli kaideler öğretebilmek. Yani bak şurada şu kaide var, bu sürekli aklınızda olsun. Mesela bugün ne öğrendik kaide olaraktan? İsim ve sıfat meselesinde aklın yeri yoktur. İsim ve sıfat neyi gerektirir? İmanı gerektirir. Aklın kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde payı yoktur. Bugün ne yaptık? Bugün bunu öğrendik. Ve isim ve sıfat tevhidiyle maalesef ve maalesef iştigal edenler genelde meseleyi öyle bir hale getirmişler ki yani isim ve sıfat deyince hep böyle tartışma. Şunu öğreneyim, Maturidi'ye cevap vereyim. Bunu öğreneyim, Eş'ariye cevap vereyim. İslam'da böyle bir usul olmaz. Yani İslam'da ona buna cevap vermek için, onunla bununla tartışmak için ki Peygamberimiz böyle ilim talep edenlerin cehennemde olduğunu söylüyor İbn-i Mace'deki hadiste. Yani onunla bununla tartışmak, ona buna üstünlük taslamak için ilim talep edenin cehennemde olacağını söylüyor Peygamberimiz. Biz isim ve sıfat tevhidini niye öğrenmek zorundayız? Biz isim ve sıfat tevhidini Rabbimizi tanımak, onu tanıdıkça onu sevmek, onu tanıdıkça ondan korkmak, onu tanıdıkça sadece ona tevekkül etmek, onu tanıdıkça ona yaklaşmak, ona yaklaştıkça onun bize yaklaşması, biz bu sebeplerden dolayı kalbimizde onun bütün sıfatlarıyla kalbimizi donatmak, isim ve sıfatı eğer öğrenmek istiyorsak
ne yapmamız lazım? Bunu yapmamız lazım. Yani bu amaçtan dolayı, bu sebepten dolayı isim ve sıfatı öğrenmemiz lazım. Ve bu noktada hepinize, kendime ve size tavsiyem şudur. Eğer dualarınızın çok farklı şekil almasını istiyorsanız, eğer bakışınızın çok farklı şekil almasını istiyorsanız mutlaka isim sıfat ve isim sıfatların manalarını anlatan Esma-ül Hüsna ile ilgili birkaç tane kitap okuyun. Bak göreceksiniz, yani olaylara bakış açınız değişecek. Dua ederken dualarınızın şekli değişecek. Niye? Artık hiç tanımadığınız, sadece babanızdan duyduğunuz bir Allah'a değil, kendi kendini tanıtan Allah'a dua edeceksiniz. Ona yaklaşacaksınız, onu zikredeceksiniz. Yani bu sizin bütün Allah'a karşı yaptığınız bütün fiiliyat ve amellere yansıyacaktır ve güzelleştirecektir. Yani Allah ne diyor? وَلِلَّهِ الْاَسْنَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın güzel isimleri vardır. Ona ne yapınız? O güzel isimlerle dua ediniz. Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmek, onları müşahede edebilmek insanın Allah'a şükretmesini daha da arttırır. Yani insanın Allah'a dua etmesini çoğaltır. Allah'a yaptığı duanın şeklini değiştirir. İnsanın Allah'ın isim ve sıfatlarını müşahede edebilmesi insanın şükrünü artırır. Çünkü bir Allah'ın isim ve sıfatlarını anladın mı? Kainatta her şey sana musakkar kılınmış. Her şeyi sana vermiş. İstediğinde veriyor. Böyle bir Allah bu senin şükrünü artırır. Yani ne yapsan da ona karşı borcumu ödeyemem diye sürekli böyle hep kendini mazlum hissedersin. Kendini zillet içerisinde boyun eğmiş bir şekilde ona şükredersin. Sen ona şükrettikçe Allah azze ve celle sana nimetini artırır. Yani ve istezene rabbukum le in şekertum le azidennekum. Hani sizin Rabbiniz ilan etmişti. Bana şükrederseniz ben ne yapacağım? Ben size arttıracağım. Yani şükredene Allah azze ve celle her zaman ne yapar? Arttırır. Allah'ı tanıyan bir insan Allah'tan başkasından korkmaz. Yani bir insan Allah'ı tanıyorsa hakkıyla Allah. Şimdi bu hani adam diyor ya olur mu böyle bir şey insanın başkasından korkmaması? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor. Diyorsa demek oluyor. Yani olabiliyor ki Allah azze ve celle bizi ne yapıyor? Allah azze ve celle bizi buna çağırıyor. وَلَا تَخَافُونِ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun diyor Allah azze ve celle. وَاِيَّا يَفَرْهَبُونَ Yani eğer ürkecekseniz, çekinecekseniz bu benden olsun. Kalbinizde benim azametim olsun diyor Allah azze ve celle. Bu da ne olur? Allah azze ve celle'yi tanımakla olur. Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarını tanıyan bir Müslüman kendi hayatında hiç kimseye karşı bir acziyet hissetmez. Yani mesela işte karşısında bir şey var. Bir Amerika var. İşte elinde tankı var, tüfeği var. Bir de bunun uşakları var mesela. Dünyanın bir dört bir tarafında şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Allah'ı tanıyan bir insan ya diyecek arkadaş. Bunlar ne kadar güçlenirlerse güçlenirsinler, bunlar Allah'ın üstüne çıkamazlar. Bunlar ne kadar güçlenirlerse güçlensinler, bunlar yedi kat göğün üstündeki sekizinci bir kat oluşturamadıkları için bunlar hep altta kalacaklar, mümkün değil. Bunlar ne kadar güçlenirse güçlensinler, Allah istemese bunlar hiçbir şey yapamazlar. Yani Allah istemediği zaman bunların yapabileceği bir şey var mıdır? Bunların yapabileceği bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Hatta ilk defa uçaklar işte bu Arap topraklarına girdiği zaman millet tabii uçak görünce çok korkmuş. Yani böyle bir şey anlatılıyor. Bedevilerden bir tanesi de gelmiş demiş ya ne oldu? Demişler baksana bu tenekeler işte havada uçuyorlar. Hani bu kadar güçlü insanlar yani tenekeyi bile uçuruyorlar bu kadar yüksekten. Falan korkuyorlar tabii bomba duymuşlar. Bedevi demiş ki bunlara ya demiş bunlar Allah'ın üstüne çıkabilirler mi? Yani hani bu uçaklarla Allah'ın üstüne çıkmaya güçleri var mı? Daha üste gitmeye. Yok güçleri yoksa bombalayamazlar demek ki orayı. O Allah'a yapabilecekleri bir şey yok. Ne yapsalar insanlara yaparlar. Yani adam bedevi şunu anlatmaya çalışıyor. En üstte olan Allah'sa, en yüce olan varlık Allah'sa o zaman kimseye korkmaya lüzum yok. O istemese zaten ne yapamazlar? Zaten bir şey yapamazlar. Bunun gibi yani daha işte efendim birçok bunun gibi sayabileceğimiz noktalarda yani isim ve sıfatla ilgili kitap okumak, Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımak, bunları ezberlemeye çalışmak ve bunların gereklerini veya tezahürlerini, tecellilerini kainatta fark etmeye çalışmak. Yani böyle kainata baktığımız zaman tabii belki biraz böyle çok mistik bir konuşma oldu ama yani böyle biraz sofimsi gelebilir size. Böyle kainatta mesela kuşa, böceğe, ondan sonra ağaca bakıp da Allah azze ve celle'nin bazı sıfatlarını müşahede etmeye çalışmak bu insanın imanını arttırır. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de bizi kainata tefekküre çağırıyor. Diyor ki Allah azze ve celle inne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari la ayatin li ulil albab. Muhakkak ki yerin göğün yaratılmasında, gecenin ve gündüzün değişmesinde akıl sahipleri için ayetler vardır diyor. Yusuf suresinde bu ayetlerden yüz çevirenleri müşrikler diye isimlendiriyor. Yani Allah'ın kainata koymuş olduğu bu ayetleri, bu güzellikleri görmemezlikten gelmeyi Allah müşriklerin vasfı olarak bize zikrediyor. Bundan dolayı yani bunları böyle biraz işte bazı cemaatler çok üstünde durduğu için
farklı şeyle özdeşleşmiş. Hani böyle bir tefekkür dediğin zaman, işte böceğe, kuşa bak dediğin zaman adam böyle biraz aklına nurculuk geliyor. Ondan sonra aklına biraz sofilik geliyor. Bu doğru değildir yani. Bu aslında bizde olması gereken vasıftır. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizi çağırdığı, davet ettiği şey nedir? Davet ettiği şey budur. Sebebi de bu insanın imanını artırır. Allah'ın azametini insana daha iyi anlatır. Ve bu şekilde insan ne yapar? Allah Azze ve Celle ile olan ilişkilerini daha güzel bir şekilde düzene sokar. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ